Merhaba Zandrolu Dünya Tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün küreselleşme ile ilgili sondan bir önceki dersi yapıyoruz. Evet az önce dediğim gibi küreselleşmeden bahsedeceğiz ve yine evet aslında bu son ders olacaktı ama dünya tarihini bir türlü bırakamıyorum. Bugün küreselleşmeden bahsederken tarihi, tarihin neden bu kadar önemli olduğundan da bahsedeceğiz. Öğretmenim öğretmenim efendim çocuğum. Tarihi iyi not almak, iyi bir üniversiteye gitmek ve iyi bir sahip olmak için okuyoruz. Evet bütün bunlar kazanabileceğinden biraz daha iyi para kazanıp dünya çarkını döndüren 7 milyar dişiden birisi olmak için öyle değil mi? Bunda bir sorun yok ama tarih okumanızın sebebi eğer gerçek bu buysa üzerinizdeki tişörtün azminizin hem sebebi hem de sonucu olduğunu bilmelisiniz tamam mı? Bu tişört küresel ekonominin bütün özelliklerine sahip etkileyici inanılmaz derecede fazlalığı, hiper bağlı ve sürdürülemezliği içeriyor. Evet bu tişört bir küreselleşme hikayesi anlatıyor. Bu hikayeyi dinlemek ister misiniz? Küreselleşme günümüzdeki sanat eserlerine, göçlere, dildeki değişimlere sebep olan kültürel bir olay. Ama biz hızlandırılmış kursla her zaman yaptığımız gibi ticarete odaklanacağız. Bugünün dünyası uluslararası bir şekilde karışmış hissetmemizde simgelenerek küresel ve ekonomik birbirine bağlı olma durumunu yaratıyor. Bu arada ekonomik olarak birbirine bağlı olma durumu ve kültürel değiş dokuş çok da yeni kavramlar değil. Indus Vadisi uygarlığından çıkıp Mezopotamya'ya kadar ulaşmış ticaret belgeleri bulduğumuzu hatırlayacaksınız. Buna rağmen bu işin ölçüsü inanılmaz boyutlara ulaştı. İlk olarak çok uluslu şirketlerin küresel erişim ve artan güçleri bulunuyor. İkincisi seyahat etmek ve başka bir yerden aldıklarınızı evinize getirmek artık ucuz ve güvenli. 1800'lü yıllarda Atlantik Okyanusu'nu geçmek 2 ay sürerken bugün uçakla 5 saatten az gemiyle ise bir haftadan kısa bir sürede aynı okyanusu açabilirsiniz. Son olarak hükümetlerin uluslararası ticaret üzerinde uyguladıkları vergi yönetmeliklere de giderek esniyor ve bu durum üstü kapalı bir şekilde serbest ticareti destekliyor. Bu ticaret bu kadar serbestse BBC Amerika'nın kabloda üst yayında olmasını nasıl açıklayabiliriz? Hükümetlerin uluslararası ticaretteki rollerini anlamak için şu tişörte bir daha bakalım. Bu tişört dünyadaki diğer tişörtlerin çoğu gibi. Amerikan pamuğu daha iyi ya da daha verimli olduğu için değil. Amerikan hükümeti pamuk üretimini ıı, desteklediği için %100 Amerikan pamuğu içeriyor. Bu sayede bu pamuk Brezilya ya da Hindistan'dan gelen pamuktan daha ucuz oluyor. Bu arada son 30 yılda Amerikan'ın pamuk ihracatının düştüğünü Brezilya, Hindistan ve Afrika'nınkinin arttığını eklemeliyim. Bu durum Amerika pahalı pamuk desteklerinden vazgeçmeye devam ettiği sürece de bu şekilde devam edecek. Hatta bugün Brezilya, Hindistan ya da Uganda pamuğu ya da dünyanın farklı ülkelerinde gelen pamukların karışımı kullanılarak üretilmiş tişörtler bulabilirsiniz. Amerikan hükümeti endüstriyi tarımı desteklediği kadar desteklemediği için pamuğun işlemlesi ve dokunması düşük ücret ödeyen M Meksika, Guatemala, Vietnam, Çin, Hindistan, Çin, Çin, ara sıra Çin, Çin ve Çin, Çin gibi ülkelerde gerçekleşiyor dokunan baskısız tişörtler daha sonra Avrupa ve Amerika'ya gönderiliyor. Üzerlerine baskı yapıldıktan sonra da satılıyorlar. Bu sürecin en pahalı kısmının bunun Pasifik Okyanusu üzerinden gönderildiği, buna dönüştürüldüğü ve yine Pasifik Okyanusu üzerinden geri gönderildiği kısmı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yanlış. Baskısız tişörtlerin maliyeti toptan olarak parça başına 3 dolar kadardır. İşin Asıl pahalı kısmı baskı, para kendi tarafı ve tasarımcıyla düşünce balonuna bir zamanlar sevimli ama korkunç bir mol tasarımı yaratmaları için yapılan ödemelerdir. Günümüz uluslararası ticareti, uluslararası kurumlar ve uluslararası hükümetler sayesinde oldukça anarşik ve kuralsız bir hal aldı. Bu durum hükümetlerin koyduğu kuralların büyümeyi engelleyerek refahı limitlediğini kahramanca savunan çoğu Avrupalı ve Amerikalı olan akademisyen ekonomistlerle alakalı. Çoğu... Amerika'daki, Karayipler'deki ve Afrika'daki bazı devletler serbest ticareti o kadar da açık değilken ticarete delicesine ihtiyacı olan büyük ekonomiler tarafından serbest ticarete zorlanmışlardır. Böylece geçtiğimiz 30 sene boyunca gelişmekte olan bu pazarların vergileri düşürdüğü, yönetmelikleri esnettiği ve devlet tarafından yönetilen işletmeleri özelleştirdikleri görülmüştür. Bu ülkeler bu ülkeler bunu çoğu zaman gelişmekte olan ekonomilere düşük faizli borç veren ve mottosu koşullu şartlı bağlayıcı olan IMF'in gönlünü almak için yaparlar. Esnetilmiş yönetmeliklerin bu ülkeler için iyi bir şey olup olmadığı büyük bir tartışma ve tabii ki biz de bu konuya değineceğiz ama öncelikle bu ticaretin doğasını biraz e, anlamak istiyorum. Sanayi devrim videosunu hatırlayacaksınız. Sanayileşmiş batı üretimin büyük bir kısmını gerçekleştirip bu üret ürünleri uluslararası pazarda satıyordu. Tabii bunun yanında Model T'nin ilk modellerinin çoğu Amerika'da üretilip Amerika'da satıldığı gibi iç tüketimin çok önemli olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Ama 1960'lardan beri daha önce sanayileşmemiş olan ülkeler iç pazarları ama daha da önemlisi dış pazarları için üretim yapıyor. Bu tişörtün Meksika ve Amerika'ya ithal edilmeden önce Çin ve Dominik Cumhuriyeti'nde yapılması ya da en basitinden şu an bizi izlediğiniz bilgisayar biraz önce söylediklerim için muhteşem birer örnek. Evet kullandığınız bilgisayar özellikle Tayvan, Japonya ve Güney Kore'den gelen parçalarla büyük ihtimalle Çin'de üretildi. Uluslararası üretim yeni pazarlar bulma konusunda da oldukça usta. Mesela Brezilya'nın teknoloji sektörü o kadar iyi ki iPad'ler orada üretiliyor. Kusura bakmayın şu anda Angry Birds oynamaya çalışıyorum. Bu ülkelerin ortak özelliği ise iPad ya da tişört gibi şeyler için bir iç pazarları olmasına rağmen dış pazarlarının çok ama çok daha büyük olması. Açık mektup zamanımız geliyor galiba. Evet işte açık mektup zamanımız. Ama önce gizli bölmede ne var bakalım. Kurabiyeye bayılan ve sağlıklı olduklarını iddia edenler için kurabiye hamuru aromalı enerji atıştırmalı. Sevgili kurabiye canavarı senin bir miden yok. Neden mi? Çünkü ağzına attığın kurabiyeler sadece parçalanıyor ve etrafa saçılıyor. Ama seninle alakalı beni en çok etkileyen şey kurabiyeye bayılıyorum dediğin zaman. Sana inanıyorum o zaman. Bu noktada bizim midemizin olduğu yerde sende başka bir adamın kolu olduğu için kurabiye yiyemiyor olman da çok önemli değil. İşte bu sevgili kurabiye canavarı senin modern tüketim için muhteşem bir sembol bol haline getiriyor. Çünkü aslında bir şey yemiyor olmana rağmen yemeye devam ediyorsun. Kurabiye canavarı aramızdaki en iyi ve en kötülerden birisin. En iyi dileklerimle. Ölmesi çok zor olan Marksistler buna direnecek olsa da 2012'ye gelindiğinde küresel kapitalizmin birçok insan için iyi olduğu artık gayet aşikar. 2016'da daha da böyle düşünülüyor. Bir kere dünya çapında ekonomik çıktığı arttırdığı kesin. Amerikalı araba işçileri belki işsiz kaldılar ama üretim işlerinin yüksek ücret ödeyen ülkelerden düşük ücret ödeyen ülkelere kayması birinci ve ikinci dünya üretimi tekerleştirdiğinden beri daha fazla insanın daha önce yaşadıklarından daha iyi yaşam sürmelerini sağlamıştır. Her ne kadar korelasyon ve nedenselli bir araya getirmek istemesem de son 30 yılda 600 milyon kişi Dünya Bankası tarafından günde 3.75 liradan az ile geçinebilmek olarak tanımlanan fakirlikten kurtuldu. Amerikalılar absürt bir şekilde ucuz olan kıyafet, ayakkabı ve televizyonların ekonomik ve sosyal kay kaydırmaya sebep olduğunu savunsalarda ha hayatına ayakkabı dikerek geçiren Vietnamlı bir işçi için bu ayakkabıların Amerika yerine Vietnam'da üretiliyor olması daha uzun, daha sağlıklı ve daha güvenli bir hayat sürmeleri anlamına geliyor. Küreselleşmenin tur otobüsünü atlamadan önce yeni dünyanın bazı yan etkileri olduğunu da söylemem gerek. Küreselleşme aileler için ve çevre için hiç de iyi olmadı. Ayrıca küreselleşmenin insanlığı yok edecek bir kıvılcım olma şansı da var. Tüm bunlardan bir sonraki derste bahsedeceğiz. Şimdi tur otobüsüne atlayıp düşünce baloncuğuna ziyarete gidelim. Haydi bakalım arkadaşlar. Günümüzde insanlar daha önce hiç olmadığı kadar Kanada'da yaşayan insanların yüzde %21'i Kuveyt teknilerinde %69'u Başka ülkelerde doğdular Hava ulaşımı ucuz Skype, cep telefonları ve ucuz telefon kartları sayesinde Uzaklarda yaşayan yakınlarımızla iletişimde kalmak Oldukça kolay ve göreceli olarak da maliyetsiz Ve gelişmiş ülkelerde endüstriyelleşmenin artmasına rağmen Zengin ülkelerde daha fazla ekonomik fırsat olduğu için Göç çok daha kolay bir hale geldi Para havalesi yani başka bir ülkede çalışanların evlerine para gönderme gelişen dünya için ekonomik büyümeyi destekleyen önemli unsurlardan biri. Mesela Tacikistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının %35'ini bu havaleler oluşturuyor. İnsanlar dünya üzerinde yer değiştirdikçe küreselleşme küresel anlamda karışma anlamına da gelmeye başladı. İnsanlar göç ettiklerinde edebi, sanatsal, müziksel, müziksel ne demekse artık müzik anlamında ve yemek yemeğiyle ilgili geleneklerini geride bırakmıyorlar. Küreselleşen kültür bugünkü kültürün büyük ölçüde Amerikan Amer Amer Amerikalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Amerika kurallaştırılmış olması yüzünden bir paradoksa benziyor. Ne de olsa Friends dizisinin yüzden fazla ülkede yayınlandığı Madagaskar'daki ormanın derinliklerinde kola bulabildiğiniz ve NBA'in Çin'de çok ünlü olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bugün konuşulan lisan sayısı ve küresel çeşitlilik daha az olmasına rağmen bireylerin değişik kültürleri deneyebilmeleri için sahip olduğu fırsatlar hiç de bu kadar fazla olmamıştı. Bollywood filmleri, İsveç hip Brezilya pembe dizileri, Kongo futbol liginde olanlar. Bunların hepsine erişimimiz var. Mutfaktaki kültürel füzyon bambaşka bir boyuta ulaştı. Her ne kadar çok oku masal, okun masalarda daha önce hiç olmadığı kadar sayıda fazla roman başka dillere çeviriliyor ve küresel e, kültürel küreselleşmenin en belirgin örneği olarak dünyanın en sevdiği spor olan futbolun Amerika'ya gelmesini verebiliriz. Dünyanın en büyük kolektivist şirketi Liverpool Futbol Kulübü 2012'de izlenme rekoru kırmıştı mesela. Teşekkür ederiz düşünce baloncu. Son bir ricam daha var. Liverpool forması giydiğim Enf Enfield'daki bir sahada Premier League kupasını kaldırdığım ve Steven Gerrard'ın bana sarıldığı bir grafik yapabilir misin cancağızım lütfen. A anda işte böyle işte böyle düşünce baloncuğu senin içinde o kadar çok seviyorum ki tüm bunlar bizi küreselleşmenin bizi nasıl değiştirdiği ve bunun iyi bir şey olup olmadığı konusuna getiriyor. Amerika'daki asgari ücret aldığınızı düşünürsek mahallenizdeki parakendici e, bilmem ne bilmem ne nokta com'dan aldığınız bu tişört gönderilmesi de dahil olmak üzere ise sadece saatte e, sadece 3 saate mal olacaktır. Kapınıza geldiği ana kadar o pamuk kamyonlarla gemilerle trenlerle eğer öncelikli gönderim tercihini seçtiğiniz uçaklarla bile taşınmış. E, Magelle Dünya etrafında yaptığı seyahatten bile daha fazla yol gelmiş olacaktır. Çok çok daha önce çok çok daha az konforlu bir başka giysi için bunun 10 katından fazla zamana ihtiyacınız varken bu kişiye sadece 3 saatte sahip olabilmek inanılmaz öyle değil mi? Bu gelişmeler o kadar köklü değişikliklere sebep oldu ki bunları etraflıca ele almak oldukça zor. Baksanıza insan nüfusunun dünyadaki gelişimi buna benziyor. Sözün bittiği yer 1800'lerde dünyada... 1 milyar insan yaşıyordu ve bu sayı bile dünyanın bugüne kadar şahit olduğu sayının oldukça üzerindeydi. Kadınlara sunulan ve doğum sırasında sağlanan sağlık olanaklarının iyileşmesi, antibiyotikler 1950'lerde başlayan ve yeşil devrim adı verilen kimyasal gübrelerin bolca kullanılmaya ve dolayısıyla verimin de artmaya başladığı ikinci tarım devrimi sonucu 200 yıl önceki insanlara göre tam 2 kat uzun yaşıyoruz. Her ne kadar bu olanaklara erişim eşit bir şekilde dağılmamış olsa da. Eğer bu videoyu izliyorsanız A. Doğumdan canlı çıkmış ve B. Kendi çocuk çocuklarınızın da canlı doğacaklarından oldukça emin olmalısınız. Bu insanlar için oldukça yeni bir his ve bir ebeveyn olarak bunun eşi benzeri olmayan bir mucize olduğunu da söyleyebilirim. Tarihi bu değişiklikleri ve bu değişikliklere sahip olmak adına neler kaybedip neler kazandığımızı anlayabilmek için okuyoruz. Son dersimiz olacak. Önümüzdeki derste küreselleşmenin bu kadar da güzel olmayan karanlık taraflarını inceleyeceğiz. Şimdi buradan buraya nasıl geldiğimizi anlamak için kısa bir ara verelim. İnsanların acımasız ve bastırılamaz hırsı sayesinde İskender Menderiye Kütüphanesi'nin Mozart'ın bugüne kadar bestelediği tüm eserleri ile birlikte telefonuma sığabildiği bir dünyada yaşıyoruz. İnanabiliyor musunuz? Böylesi bir dünyada büyük, güçlü, hatta yenilmez hissetmek oldukça kolay olmasına rağmen son derece de tehlikelidir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek derste görüşmek üzere.